Evet arkadaşlar, şimdi de İslamiyet öncesi kurulmuş olan Orta Asya'daki ilk Türk devletlerinden bahsedelim. Arkadaşlar, ilk Türk devletleriyle alakalı ilk bölümde de söyledim, hatırlarsanız dedim ki genelde sınavda sorular ya Asya Hunlarından gelir, ya Avrupa Hunlardan, ya Göktürklerden, ya da Uygurlardan. Ha, diğerleriyle alakalı gelecek sorular arkadaşlar kısa ve net bilgilerdir. Yani bu devletler hakkında çok detay ezberlemeye, şunu yapmaya, bunu yapmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Gayet bilindik 3-4 kelime hepsinden bir şeyler bilirseniz bunlar sizin işinize yarayacaktır sınavda. Arkadaşlar, ilk Türk devletleri içerisinde tarihteki ilk Türk topluluğu olarak bilinen İskitler veya diğer adıyla Sakalar. Arkadaşlar, İskitlerle Sakalar aynı millet, fakat iki farklı millet bunlara iki farklı isim vermiş. Yunan kaynaklarında bunlar İskit diye geçiyor, İran kaynaklarında Saka diye geçiyor arkadaşlar. Nedir bunların özellikleri? Bunlar arkadaşlar milattan önce 8. ve 2. yüzyıl arasında yaşamışlar. Yani daha doğrusu şöyle bir şey var. Bunlar yerleşik yaşama falan geçmemiş. Arkadaşlar, Orta Asya'da 50 tane herif ata binmişler. Ata gene, vura gene, çala gene gelmişler Kafkasya'ya. Kafkasya'dakiler bakmış ki bunlarda iyi altın var. Demek ki bu işte iyi para var. 50-60 kişi daha katılmış bunlara. Vura gıla çala gene gelmişler Anadolu'ya. Anadolu'da bakmış ki birileri bu işte iyi para var. Biraz kişi daha katılmış bunlar arkadaşlar. Ve bunlar Avrupa'ya kadar gidip orada kaybolup gitmişler. Yani günümüzde İskit diye herhangi bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Bunlar tarihteki ilk Türk topluluğu ve atlı göçebe kültürünün veyahut da diğer adıyla bozkır kültürünün ilk temsilcileri bunlar arkadaşlar. Atlı göçebe kültürünün ilk temsilcileri. Aynı zamanda arkadaşlar, Türklere özgü bir sanat tarzı olan hayvan üslubu sanatının ilk temsilcileri bunlar. Ve yine arkadaşlar, kurgan ve balbal geleneğinin ilk temsilcileri bunlar. Balbal biliyorsunuz mezar taşı, kurgan biliyorsunuz mezar arkadaşlar. Tomris Hatun tarihte bilinen ilk Türk kadın hükümdar arkadaşlar. Tomris Hatun. Bunların Amazon adı verilen savaşçı kadınları var arkadaşlar. Amazon adı verilen savaşçı kadınları var. İşte Samsun'da Amazonlar antik kentinin bulunması, Giresun adasının eski adının Amazon adası olması, demek ki İskitler buralardan da bir el sallayıp geçmişler diyebiliriz. Arkadaşlar, az önce söyledim, dedim ki bunlar talanla, vurgunla müthiş altınlar elde ediyorlar ve bu altınları da işliyorlardı. Ve işte arkadaşlar, bunlara ait kalıntı yerlerinde yapılan kazılarda müthiş altınlar ele geçirildiği için bunlara denildi ki Bozkır'ın kuyumcuları arkadaşlar. Bozkır'ın kuyumcuları. Yine İskit hükümdarı Şu ile Büyük İskender arasındaki mücadeleyi anlatan destan Şu destanı. Yine arkadaşlar, İran ile yapılan bir savaşta hayatını kaybeden İskit hükümdarı Alper Tunga, yani Afrasiyap arkadaşlar. Biliyorsunuz Afrasiyap destanından, yani Alper Tunga destanından arkadaşlar ilk defa Firdevsi Şehname adlı kitabında bahsediyor arkadaşlar. Arkadaşlarım, yine atı evcilleştiren ilk Türk topluluğu. Bakın, atı evcilleştiren ilk Türk topluluğu. Yine arkadaşlar, pantolon, ceket ve kemeri kullanan ilk Türk topluluğu. Aynı zamanda Anadolu'ya akın düzenleyen ilk Türk topluluğu. Ve günümüz Yakut Türklerinin de ataları İskitler arkadaşlar. İskitlerle alakalı bilmemiz gereken kısa ve net bilgiler bunlar. Arkadaşlar, geldik Asya Hun Devleti'ne veyahut da Büyük Hun Devleti diye de geçer arkadaşlar. Hepsi aynı şey. Milattan önce 220 yılları ile milattan sonra 216 yılları arasında yaşamışlar. Allah Çinlilerden razı olsun mu desem, Allah belalarını versin mi desem bilmiyorum. Biz Hunlarla alakalı bütün bilgileri Çinlilerden öğreniyoruz arkadaşlar. Bunlar göçebe yaşadıkları için bunlar yazıyı kullanmadılar. Bunlar yaptıkları bir şeyi yazmadılar. Ama Çinliler ne yapmışlar? Her şeyi kayıt altına almışlar. Bugün Teoman bizi dövdü. Bugün Mete ağzımızı kırdı. Bugün işte Çin Seddi'ni yaptık. Türkler üstten atladı falan filan. İşte arkadaşlar, biz
Bunlarla alakalı bilgileri Çinlilerden öğreniyoruz. Ha, onlar da saçma sapan isim vermişler bizim hükümdarlara. Teoman'a Tuman demişler. Mete'ye Moton demişler. Hohanyah var, Çiçi var, Kiok var. Böyle Türk hükümdarı mı olur ama adamlar öylece isimler vermişler arkadaşlar. Nedir Hun Devleti ile alakalı bilmemiz gerekenler? Arkadaşlar bunlar tarihteki ilk Türk devleti. O zaman devlet varsa bir yerde diyeceksiniz ki burada teşkilat da var. O zaman ilk teşkilatlı yapıyı kim kurmuş? Hunlar kurmuş arkadaşlar. Merkez neresi? Merkez bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde bulunan kutsal mekan Ötüken arkadaşlar. Unutmayın, Ötüken Hunlara, Ötüken Göktürklere, Ötüken Uygurlara ve Ötüken Kırgızlara merkezlik yaptı arkadaşlar. Bakın Ötüken'i merkez olarak kullanan kimlermiş? Hun, Göktürk, Uygur ve Kırgızlar arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bilinen tarihteki ilk Türk hükümdarı Teoman Şanyu unvanını kullanıyordu. Arkadaşlar Teoman tam bir Çinli hastası. Yani sabah olsa da bir Çinli dövsem diye yol bakıyor, etrafta dövmek için Çinli alıyor. Bulamadı mı? Ta Çin'e kadar gidiyor, Çinlilere dövüp geri geliyor. Yani şu dağlar, biliyorsunuz Çin dağların arasında, bizim Teoman buralardan gidip Çinlilere dövüp geri geliyorlar. Teoman'ın kendilerini dövmesinden bıkıp usanan Çinliler diyorlar ki şunları kapatırsak Teoman'ın geldiği yolları, şuralar zaten sarp tepeler, daha nah gelir Teoman bizim ülkemize diyorlar. Fakat buralar kapanınca Teoman buralardan gidip Çinlileri dövüyor ve en sonunda buraları birleştiriyorlar. Ortaya ne çıkıyor? Çin Seddi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çin Seddi biliyorsunuz şurası denizde bitiyor. Fakat bizim Türkler denizden buraya geçmek yerine Çin Seddi'nin üstünü atlamayı tercih ettiler. Çünkü biliyorsunuz bizde denizcilik yok arkadaşlar. Ve aynı zamanda Çin ile ilk yazılı antlaşma olan Kuzey Şansi Antlaşması imzalandı bu dönemde. Şimdi arkadaşlar Teoman Çinlileri dövmekten kendi evine vakit bulamadığı için oğlu Mete tarafından öldürüldü ve Asya Hunlarını en parlak dönemini yaşatan Mete Han oldu. Mete Han imparator, yani Tanhü unvanını kullandı. Peki ne oldu Mete Han döneminde? Arkadaşlar topraklar çok fazla genişleyince, ki Orta Asya'da ilk Türk siyasi birliğini Mete kurdu. Topraklar çok genişleyince devleti tek merkezden yönetmek zorlaştı. İşte arkadaşlar bunun için Doğu Batı Teşkilatı, yani ikili teşkilat getirildi. Arkadaşlar şunu unutmayın, ikili teşkilat kolay yönetmek içindir fakat merkezi otoriteyi zayıflatır. Arkadaşlar bu da yetmedi, kendisine yardımcı olabilmesi için kurultayı kurdu. Arkadaşlar kurultay bazı sorularda karar organı, bazı sorularda danışma organıdır. Mesela şöyle bir hikaye anlatılır. Hikayeyi bilmek zorunda değilsiniz ama yorum önemli. Arkadaşlar derler ki Tunguzlar diye bir millet vardı. Ve bunlar Mete'nin en büyük düşmanlarıydı. Tunguz hükümdarı Mete'yi zora sokmak için bir gün bir elçi gönderdi. Ve dedi ki bana en sevdiğin atlarından birini bana esir olarak göndereceksin arkadaşlar. Biliyorsunuz bizde 3 kutsal var. At, avrat, silah. Kurultay dedi ki kardeşim bu bizim kutsalımız, atı göndermemeliyiz dedi. Buna rağmen Mete dedi ki at benim kendi özel malım ve ben bu kendi malım için devleti savaşa sokamam dedi ve atı gönderdi. Baktı ki Tunguz hükümdarı Mete tırsak çıktı. İkinci elçi göndermesinde dedi ki bana eşlerinden birisini esir olarak göndereceksin. Kurultay yine karşı çıkmasına rağmen Mete eşini de gönderdi. Fakat Tunguzlar bu sefer daha da ileri giderek bir bataklık arazi olan yeri dediler ki Mete'ye bu toprakları bize vereceksin. Kurultay at gitti sesimiz çıkmadı, avrat gitti sesimiz çıkmadı. Bari toprağı da verelim de savaşmayalım demesine rağmen Mete dedi ki at avrat benim özel malımdı. Ama toprak hepimizin diyerek gitti, Tunguzlarla savaştı ve Tunguzları yenerek geri geldi. Ha, burada bilmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Bir, vatan çok kutsal. İki, kurultay bir karar organı değil, danışma organı. Son söz kimin? Hükümdarın arkadaşlar. Burada eğer soru böyle sorulursa diyeceğiz ki danışma organı. Ama şöyle sorulursa kurultayla alakalı bilgi arkadaşlar. Mesela bir gün Bilge Kağan geliyor kurultaya, diyor ki ben diyor
milletimle beraber Budizm dinine geçmek istiyorum diyor. Fakat Tonyukuk ve kurultaydakiler diyorlar ki Budizm bize göre bir din değil, kabul edemeyiz diyorlar ve olayı reddediyorlar. Ha, burada ne oldu şimdi kurultay? Burada karar organı oldu arkadaşlar. Yani onu siz karar organı mı, danışma organı mı diye sorunun gidişatına göre ayarlayacaksınız. Arkadaşlar, ilk düzenli ordumuz olan ve bugün kara kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü olarak adlandırılan milattan önce 209'da onluk sistem kuruldu ki dünya bugün onluk sisteme göre ordusunu düzenliyor. Arkadaşlar, Mete düşmanı psikolojik olarak yıpratmak amacıyla ıslık çalan oku icat etti. Ve ilk defa Poitang Savaşı'nda Çin'le yapılan savaşta hilal taktiği kullanıldı. Aynı zamanda Kaşgarlı Mahmut ileride diyecek ki Türk'ün kanadı attır diyecek. Oysa Mete daha öncesinde ne demişti? Türk'ün kanadı ok demişti. Selaçlarım, ok derken bildiğiniz ok değil arkadaşlar. Ok bizde neyi temsil ediyordu? Boyları temsil ediyordu. Unutmayın. Ok boy demek arkadaşlar. Hatta oksız olmak boyların bir araya gelerek bağımsız olması demek. Arkadaşlar, yine dünyanın en eski halısı pazar kurganında ve altın elbiseli adam Esik Kurganı'nda bulundu ki bunlar Asya Hunlarına ait. Yine arkadaşlar, Tötü Kanalı inşa edildi. Unutmayın, eğer bir yerde sulama kanalı varsa tarım yapılıyor demektir. Yalnız şunu unutmayın, Asya Hunlarındaki tarım bir geçim kaynağı değil, bir hobi tarımı. Yani bizim yaylaya çıkıp evin yanına pancar dikmemiz gibi bir şey. Buna da bir geçim kaynağı. O zaman tarımla uğraşan ilk Türk devleti kim derse Asya Hun. Ama tarımı geçim kaynağı haline kim getirdilirse bu sefer cevap Uygurlar oluyor arkadaşlar. Yani biz yine ne yapacağız? Soruları dikkatli okuyacağız. Yine arkadaşlar, Kiok, Hohanya ve Çiçi gibi hükümdarları var. Ve Mete Han Çin'e hakim olmasına rağmen Çin'e Türklerin yerleşmesini yasakladı. Niye? Dedi ki onlar kalabalık, biz azınlığız. Onlar yerleşik yaşamda bir kültürleri var, biz göçebeyiz. Oraya yerleşirsek onlara benzeriz. Yani eriyip yok oluruz dedi arkadaşlar. İşte bu yüzden Çin'i vergiye bağladı. Fakat Çin'e yerleşmeyi yasakladı. Arkadaşlar, Mete'nin bu yasağına uymayarak Çin'e yerleşen Türk topluluğu da Uygurlar oldu. İşte bu yüzden Doğu Türkistan dediğimiz yerde lanet olsun ki bugün Çin Türklere zulmediyor arkadaşlar. Bakın, dedeleri rahat yaşamak için Çin'e gittiler. Torunları maalesef bugün zulüm altındalar. Bunun ikinci örneği de Osmanlı'dan sonra topraklarını Yahudilere satan Filistinlilerdir arkadaşlar. Dedeleri rahat yaşamak için topraklarını sattı. Fakat maalesef torunları, çocukları bugün babasız, anasız, evsiz, yersiz kalıyorlar. Arkadaşlar, Mete Han, yani Çiçi Hohanyet döneminden itibaren artık devlet zayıflamaya başladı. Ve bu zayıflamanın neticesinde Moğol ve Çin baskısı yüzünden devlet yıkılarak Türkler göçe zorlandı ve büyük bir göç dalgası ortaya çıktı ki biz bu göçe ne diyeceğiz? Kavimler göçü diyeceğiz. Arkadaşlar, kavimler göçü Orta Asya'dan Balamir Kağan önderliğinde başladı. Hep bize anlatırlar işte ilkokulda, derler ilkokuldan bu yana, Hunlar, yani Türkler, önlerine kattıkları barbar kavimlerle Avrupa'ya kadar ilerlediler. İşte Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Saksonlar, Germenler, Franklar gibi 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 bir sürü barbar kavim var arkadaşlar. Türkler bunları ite 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 nereye vardı? Avrupa'ya vardı. Avrupa'da 1000 yıldır yaşayan bir devlet var arkadaşlar. 1000 yıla yakın bir süredir yaşayan ve bu göç dalgasını hazırlıksız. İşte arkadaşlar, bu göç dalgası bu devlete vurunca devlet oldu iki parça. Kim bu devlet? Roma arkadaşlar. Arkadaşlar, Roma kavimler göçü sonrası ikiye bölündü. Batı Roma, Doğu Roma. Bölünmekle de kalmadı, dini olarak da bölündü. Ve Katolikler, Ortodokslar ortaya çıktı arkadaşlar. Selaçlarım, Batı Roma İmparatorluğu'na bu göç dalgası tekrar vurunca bu karışıklık neticesinde Batı Roma paramparça oldu. Ve ortaya küçük küçük devletçikler ortaya çıktı. Yani derebeylik ortaya çıktı. Siyasi bölünmüşlük arkadaşlar. Selaçlarım, derebey geliyor benden vergi istiyor. Devlet geliyor benden vergi istiyor. Veyahut da eşkıya geliyor benden vergi istiyor. Ben kimim? Ben halkım. Halk zor durumda. Selaçlarım,
Halk zor durumda olunca veyahut da kendiniz zor durumda olduğunuzda ne yaparsınız? Tek yapacağınız şey var arkadaşlar. Normal zamanda aklınıza bile gelmese Allah dersiniz arkadaşlar. Yani Allah'a sığınırsınız. İşte arkadaşlar Avrupa'da zor durumda kime sığınacaklar? Tanrı'ya sığınacaklar. Fakat Tanrı ile konuşmasını bilmiyorlar. Yani dua etmesini bilmiyorlar. Kim biliyor bunu? Papaz biliyor arkadaşlar. Zelestan'ın büyük bir sıkıntım var. Vardım papaza dedim ki papaz efendi benim şu sıkıntımı Tanrı'ya anlatır mısın? Papaz dedi ki tabii ki de anlatırım. İşim bu benim. Anlattı anlatmadı bilmiyorum. Ben gönül rahatlığıyla eve geldim arkadaşlar. Fakat bende sıkıntı bitmiyor. 15 gün sonra gittim tekrar papaza dedim ki benim bir sıkıntım var benim bunu Tanrı'ya anlatır mısın? Dedi ki tabii ki de anlatırım. İşimiz bu. Anlattı anlatmadı bilmiyorum ama ben gönül rahatlığıyla eve geldim. Bende sıkıntı bitmiyor. Tekrar papaza gittiğimde dedim ki şu sıkıntımı anlatır mısın? Dedi ki anlatırım fakat demo versiyonu bitti. Artık paralı versiyona geçtik. Yani para istemeye başladılar arkadaşlar. Selestarım ne kadar çok soru ne o kadar çok para. O zaman insanların öğrenmemesi lazım. O zaman insanların sorgulamaması lazım. İşte bu malca düşünceyle beraber ne ortaya çıktı? Skolastik düşünce ortaya çıktı. Ve işte o yüzden orta çağ ne denir? Sorgulanmayan dönem, karanlık dönemdir arkadaşlar. Şimdi bakalım kavimler göçünün genel özellikleri nelermiş? Kavimler göçü arkadaşlar Asya Hun komutanı Balamir Kağan önderliğinde başladı. Nedeni Türk göçlerinin genel sebepleri. Dersin başında söylediğimiz hani kuraklık, otlak yetersizliği, nüfus artışı, dış baskılar, boylar arası mücadele, cihan hakimiyeti var diye işte onlar arkadaşlar. Sonuç Roma ikiye bölündü. Batı Roma, Doğu Roma yani siyasi olarak bölündüler. Siyasi olarak yetmedi, dini olarak da bölündüler. Katolikler, Ortodokslar arkadaşlar. Feodalite ortaya çıktı, siyasi bölünmüşlük. Skolastik düşünce ortaya çıktı, Katolik Kilisesi'nin baskısı. Arkadaşlar sorgulama yok, karanlık dönem. Günümüz Avrupa milletleri ortaya çıktı. Mesela Germenler bugünkü Almanları oluşturdu. Yine arkadaşlar Vizigotlar, Ostrogotlar kim oluşturdu? İspanyollar oluşturdu. Franklar, Fransızlar oluşturdu. Angolularla Saksonlar birleşerek İngilizler oluşturdu arkadaşlar. Babaannem derdi ki rahmetli pijin aklı çok çalışır derdi. İngilizler böyle bir karışımdan ortaya çıktıkları için bugün akılları fena çalışıyor arkadaşlar. Selestarım aynı zamanda ilk çağ kapandı, orta çağ açıldı ve Avrupa'da yeni bir Türk devlet ortaya çıktı. Hatırlarsanız demiştim ki Türkler her gittikleri yerde anında devlet kurdular. Neyin sayesinde? Teşkilatçılık ve boyların hemen bir araya gelmesi sayesinde Avrupa Hun Devleti kuruldu. Ve Türk kültürü Avrupa'ya taşındı kavimler göçüyle birlikte. Şimdi bakalım Altar'ın oğlu Tarkan'ın memleketine. Hepiniz izlemişsinizdir Tarkan filmlerini arkadaşlar. Orada nedir Tarkan? İmparator Atilla adına geliyorum. Hain kostuk der arkadaşlar. Yani Tarkan nereli? Avrupa Hun Devleti'nden arkadaşlar. Avrupa Hun Devleti 375 yılları ile 469 yılları arasında yaşadı. Kurucusu kim? Balamir Kağan. Merkez neresi? Macaristan ovaları arkadaşlar. Yani Budapeşte. Hatta bundan dolayı Macaristan'ın bugün orijinal adı Hungari'dir arkadaşlar. Selestarım, Balamir'den sonra devletin başına geçen Ulduz zamanında ikinci göç dalgası başladı. Ulduz'un özellikleri şu, Anadolu'ya akın düzenleyen ilk Türk devleti Avrupa Hunları oldu. Bakın ilk Türk topluluğu derse İskitler ama ilk Türk devleti derse Avrupa Hunları. Hatta Ulduz Anadolu'ya akın düzenlerken Kafkasya üzerinden geldi, Çukurova'ya geldi, baktı ki önünde deniz var, geri döndü gitti. Bak yine denizcilikten sudan korkuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Ulduz dedi ki o kadar güçlüyüm, o kadar güçlüyüm ki aynı zamanda hafif bir egoistlik de var. Güneşin battığı yere kadar her yeri fethedebilirim dedi arkadaşlar. Selestarım Avrupa Hunlarının en parlak dönemi ise İmparator Attila dönemi. Arkadaşlar Attila çok yufka yürekli bir adam. Nereden anlıyoruz? Roma'yı kuşatıyor. Fakat Roma İmparatoru Attila'nın karşısına çıkamayınca Papa'yı gönderiyor. Papa diyor ki Yüce Attila bizi Tanrı'ya bağışla, bizi affet diyor. Ve bunun neticesinde Attila kuşatmayı kaldırıyor. Bak ne kadar iyi niyetli bir adam. Fakat aynı zamanda gaddar bir herif. Nereden anlıyoruz? Roma İmparatoru'nun kız kardeşinin kendisine kesik olduğunu yani aşık olduğunun haberini alıyor. Arkadaşlar
diyor ki bu aşkı fırsata çevirmeliyim. Hemen Roma İmparatoruna bir elçi gönderiyor. Diyor ki bana kız kardeşini vereceksin ve toprakların diyor yarısını da ona çeyiz olarak vereceksin. Hadi lan deyince Roma İmparatoru gidiyor Galya seferine çıkıyor ve Romalıları yeniyor arkadaşlar. Arkadaşlar Atilla'yla gurur duyabilirsiniz. Vay arkadaş dünyanın en iyi adamları bizlermiş falan filan. Avrupa bunun intikamını bugün bizden çok pis alıyor. Bizi hala Avrupa Birliği'ne almıyorlar arkadaşlar. Bakalım Atilla'nın özellikleri nelermiş. Arkadaşlar Atilla Tanrı'nın kırbacı veyahut da Tanrı'nın kamçısı olarak bilinir. Cesur kavimlerin efendisi olarak bilinir. Almanların Nibelungen destanına Edsel adıyla konu edilmiştir. Savaş tanrısı Ares'in kılıcının Atilla'da olduğuna inanılır ve Avrupalılar derler ki biz tanrıya karşı bir suç işledik. O da cezalandırması için bize Atilla'yı gönderdi arkadaşlar. Hatta Tarkan filminde görürsünüz. Kayaya saplıdır kılıç, Tarkan çıkarır ve bunu İmparator Atilla'ya götürür. Arkadaşlar Avrupa edebiyatında en çok bahsedilen adı geçen Türk Atilla'dır. Batı ve Doğu Roma üzerine seferlere çıktı. Yani Galya ve Balkan seferlerine çıktı. Ve Bizans'la ilk antlaşma olan Margus Antlaşması'nı imzaladı. Ve ikinci antlaşma olan Anatolius Antlaşması'nı imzaladı. Hatta bu antlaşmalarla birlikte Bizans Avrupa Hun Devleti'ne vergi vermeye başladı arkadaşlar. Yani üstünlüğünü kabul etmiş oldu. Arkadaşlarım Bizans baktı ki mertlikle delikanlılıkla Atilla'yı yenemeyecekler. Ha ne yaptılar? Puşlukla yok edelim bunları diye arkadaşlar bir isyan çıkarttılar ve bu da Akatir isyanı olacak arkadaşlar. Ve Akatir isyanı neticesinde devlet zayıflamaya başladı. Daha sonra da yıkılıp ortadan kalktı. Selamlarım. Avrupa Hunları ile alakalı bilmemiz gereken kısa bilgiler bunlardı.